Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir top 10 videosuna, yeni bir sıralama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün birbirinden güzel bilgisayarda oynayabileceğiniz en iyi 10 hikayeli oyunu listeledim. Daha önce bu listeyi geçen senenin sonunda yapmıştık ve kanalımızın 31 bin izlenmeyle en çok izlenen videosu ve hala da izlenmeye devam ediyor. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. O videonun yorumlar kısmına yaptığınız birçok oyunu, bütün yorumları zaten okuyorum. Listeledik ve güzel 10 tane oyunu sizler için listeye almış oldum. Tabii ki de bu listeye giremeyen oyunlar var. Bunun için ne yapıyorsunuz? İlk videoyu izleyenler mantığı biliyorlar zaten. Yorumlar kısmına bu oyunları yazıyorsunuz. Eğer bunun 3. bir bölümü gelirse orada ben o oyunu tekrardan listeye almak istiyorum. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Böyle videolar için küçük bir kanalım destek, beğenerek ve abone olarak muhteşem bir şekilde gerçekleştirilebilir. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Listemize başlıyoruz. Listemiz 1'den 10'a kadar bir liste değil, her zamanki gibi onu söylüyorum ve listemizin ilk sırasında Uncharted efsanesi var. Uncharted 4 var efendim. Kendisi 2022'nin Ekim ayında Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Bir paket halinde tam 50 dolara satılıyor. Ama burada konu alacağımız oyun hikayesi bazında en güzel oyunu olan bence Uncharted serisinin Uncharted 4, Nathan Drake adındaki yönettiğimiz karakterimizin, bir hırsızımızın maceralarını konu alıyor. Elimden geldiğince bu videolarda spoiler vermemeye çalışıyorum. O yüzden bazen anlatımda eksik kaldığım yerler olabilir. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Nathan'la da başlayan, çizgisel oynadığımız, bölüm bölüm ilerlediğimiz, başlayan, başı ve sonu olan bir hikayeli oyuna sahiptir kendisi. Kısmi açık dünyadır, tam açık dünya diyemeyiz buna. Ama belli oranda bir açık dünyası, en azından bir map dizaynı vardır. Bu map dizaynında hikayemizi ilerletmeye çalışıyoruz ve çok spoiler vermeyeceğim için de çok da detayına girmiyorum. Bir hazinenin peşinde çok güzel bir hikaye yaşıyoruz. Kendisi daha önceden konsollarda vardı ki ben en çok üzüldüğüm şeydir çıktığı yıllarda konsolda oynayamamam. 2022'de çıkışını gerçekleştirdi ve artık bilgisayardan da erişilebilir durumda. Listemizin ikinci sırasında 2018'in Mart'ında çıkan, şu anda Steam'den 30 dolar gibi bir fiyatı alabileceğiniz A Way Out var. İki tane suçlunun hapise düşmesi ve yollarının hapiste kesişmesi ve günün sonunda çok ters köşesiyle biten bir oyundur kendisi. Amacımız çok basit. Oyunun başlangıcında iki karakterden birini seçeriz. Hangi size hoş geliyorsa. Bir diğer karakterle beraber onunla yollarımızın kesişmesinden tutun da hapishaneden kaçmamız ve devamındaki sürece kadar bir dizi hikayeyi yaşıyoruz. Evet, çok güzel bir oyun. Çizgili, böyle film tadında. Tek oturuşta oynayıp bitirebileceğiniz bir oyun. Aynı zamanda şöyle bir ihtimaliniz de var. Kendi başınıza da oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşınızla oynayıp spoiler vermek istemiyorum ama eğlencenin dibine vurabilirsiniz. Çok güzel bir oyundur A Way Out. O yüzden listemize ikinci sıradan girdi. Listemizin üçüncü sırasında bu oyuna, ya gerçekten bu oyunun spoiler tarafını en minimalde tutacağım. 2019'un Mayıs'ında çıkışını gerçekleştirmiş, 28 dolar gibi fiyata satılan A Plague Tale Innocence var. Serinin bir diğer oyunu da çıktı. Devam oyunu mu tam bilmiyorum o konuda. İkinci oyunu hiç oynamadım ne yalan söyleyeyim. Ama bu oyun size inanılmaz bir sinematik deneyim sunuyor. İki karakterin, biri küçük biri büyük, hikayesini anlatıyor. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Tek seferde oturup bitirebileceğiniz bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam 4 küsur saatte bitirmiştim oyunu. Çok güzel bir oyundur. Yani spoiler vermeden anlatmak bence bu kadar olabiliyor. Üstün körü geçiyoruz. Tekrardan bu konuda da kusura bakmayın. Böyle karar aldım. Hemen bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Listemizin 4. sırasında My Child Libesburn Remastered var. 4,5 dolara satılıyor. 2023'ün Temmuz ayında çıktı kendisi. Daha önce bir sürümü varmış sanırım. Remastered'da biraz daha eleştirilmiş bir sürümüymüş bu. Dünya Savaşı döneminde kız ya da erkek çocuk seçebiliyoruz. Ona göre bir hikayede kırılma, kopma olmuyor diye biliyorum. Ben en azından kız tarafını biliyorum. Erkek çocuğu seçerseniz de farklı şeyler oluyor mu? İnanın emin değilim o konuda. Bu çocuğun kötü tarafı olansa Almanya'nın sevilmeyen ırkı. YouTube kuralları geri söyleyemiyoruz. O dönemde doğmuş olan bir çocuk kendisi. O yüzden genellikle ırkçılığa maruz kalan, hikayesiyle sizi gerçekten duygulandırabilecek, sinirlendirebilecek, derinden etkileyecek oyunlardan biridir. Ve sadece 4,5 dolar olduğu için de sudan ucuz bir fiyat. Mutlaka eklemek istedim. Bu oyunu kaçırmayın diyorum. Listemizin 5. sırasında God of War efsanesi var efendim. 2018 yılında çıkışını gerçekleştirmiş idi. Konsollara 50 dolardan satılıyor şu anda Steam'de. 2022'nin Ocak ayında PlayStation 5 oyunları gelmeye başladıktan sonra en büyük oyunlardan biriydi. PlayStation'ın ilk kez çıkan oyunu muydu onu tam emin değilim. Herhalde en çok ses getiren oyunlarından biriydi. Zaten God of War serisi inanılmaz bir seri gerçekten. God of War'un bütün oyunları
oynanması gereken oyunlar arasında yer alıyor. Yani özellikle ben hikayeli oyunlar seviyorum. Bir de tanrılar arası savaş, mistik olayları çok seviyorum diyorsanız. Zaten God of War'u oynamak zorundasınız. Bunda da bir tazelenmeye gidiliyor seride ve 2018 yılında çıkan bu oyunda 4 sene sonra bilgisayara geliyor. Kratos'la maceralara atıyoruz. Bu arada geçtiğimiz aylarda veyahut yıllarda God of War Ragnarok da çıktı. Ragnarok o kadar güzel bir hikayesi bence değil. Bana kalırsa Ragnarok'un hikayesi o kadar güzel değil. Fakat God of War 2018 gerçekten muhteşem bir hikaye sahip. Kratos'la maceralara atılıp tanrılarla savaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Listemizin 6. sırasında bir önceki videodan yorumlarından seçilen 2022 Haziran'ında bilgisayara gelişini yapan 16 dolara şu anda satılan Heavy Rain var efendim. Bu oyunları kusura bakmayın ben gerçekten ilk videoyu hazırladığımda ki orada da belirtmiştim yani bu listeler birkaç gün oturuyorum üzerine düşünerek hazırlıyorum fakat bazen eski oyunlar bir anda gözden kaçabiliyorlar. Öyle bir oyundu Heavy Rain. İnanılmaz atmosferik, güzel bir hikaye sahip bir oyundur kendisi. Yine PlayStation tarafında ses getirmiş, daha sonrasında bilgisayara gelmiş bir oyun kendisi. Heavy Rain'i listeye 6. sıradan almak istedim. Listemizin 7. sırasında 2017 Ocağında çıkan 15 dolara şu anda satın alabileceğiniz Resident Evil 7 var. Güzel hikayeli korku oyunu arıyorsanız Resident Evil 7 tam anlamıyla doğru seçim. Ben korku oyunlarıyla çok aram olan bir insan olmasam bile Resident Evil 7'ye bayılıyorum. Yani öyle bir oyun. Bu listede yok ama Resident Evil 4'e 2'ye de bakmanızı tavsiye ediyorum. Resident Evil 7'yi aldım çünkü kendim de oynadığım için net bir şekilde bunun yorumunu yapabilirim ve size önerebilirim. Korkmak istiyorsan, aksiyon istiyorsan, 10 ile 12 saat arası bir eğlence arıyorsan bir de üstüne güzel bir hikayesi olsun, boşuna korkmayalım böyle saçma jumpscare'lar olmasın Outlast 1'deki gibi diyorsan işte doğru yer Resident Evil 7. Korku gerilimi doruklarda yaşayabileceğiniz bir oyun. 7. oyunu 7. sıradan almak istedim. Yavaştan listemizin sonuna gelirken videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. 8. sıramızda 2023 Mart'ında çıkan 60 dolara satılan Last of Us Part 1 var efendim. Ben hiç sevmem. Açık konuşayım, hiç sevmem Last of Us'ı. Zombi hayatta kalmayı hikayeyle birleştiren çok güzel bir oyun. Amacımız bir tane abimiz ve küçük bir kızımızın başına gelenleri kabaca konu alıyor. Kendisi geçtiğimiz dönemde bir listeye daha almak istiyordum fakat almamıştım. Optimizasyon sorunları vardı. Sanırım şu anda toparlamış artık. 1,5 sene oldu çıkalı. Yavaş yavaş toparlamış. İlk çıktığında inanılmaz problemli bir oyundu. Ama şu anda gayet rahat bir şekilde yine PlayStation Exclusive olan bir oyunu bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Bu arada listeyi fark etmişsinizdir. Çok fazla PlayStation Exclusive var. Yapacak bir şey yok. Hikayesi güzelse benim için önemli. PlayStation Exclusive olup olmaması önemli değil. Last of Us'ta listemize 8. oyun olarak girmiş oldu. Oynayın oynattırın dediğim bir maceradır. Kendisi dediğim gibi bir Cordyceps mandarının insanları zombiye dönüştürmesi, onların bedenini ele geçirmesi ve bunun çevresinde konu alan bir hikaye olarak işleniyor. Kendisinin Part 2'si de bu arada geçtiğimiz önümüzdeki aylarda veyahut yıllarda tam net tarihini hatırlamıyorum onu da Part 2'si de bilgisayara gelecek. Çok eleştirilen bir oyun bu arada Part 2'si. Ama Part 1'i herhalde övmeyen bir Allah'ın kulu yoktur diye düşünüyorum. Listemizin 9. sırasında yine benim bir ayıbım. 2022'nin Haziran ayında çıkan şu anda Steam üzerinden 32 dolara alabileceğiniz Detroit Become Human var. İlk listeye nasıl almadığım konusunda inanın ben de hiç bilmiyorum. Sanırım birazcık popülist bir liste olmuş. Bir arkadaş öyle söylemişti. Mantıksız bir yorum ama 9. sıradan almak istedim Detroit Become Human'ı. Burada bir efendim yapay zeka ve yapay zekaların hüküm sürdüğü bir gelecekte insanların yapay zekayı köle olarak kullanmaları seçimlerinizle inanılmaz keskin dönüşler yapan bir oyunu oynayabilirsiniz. Gerçekten yaptığınız seçimler o kadar keskin bir şekilde hikayeyi etki ediyor ki yani hiç olmadık bir karakteri çok basit bir hatada bile net öldürebilirsiniz. Sadece vereceğim minik spoiler'ı budur ama onun dışında o kadar sürükleyici bir hikayesi var ki çok hoşuma gidiyor. Detroit'i alın, oynayın, oynattırın. Öyle güzel bir oyundur. Bu listeyi almak istediğim. Evet, umarım liste hoşunuza gitmiştir. Listemizin son oyununa geldik. 10. sırada 60 dolarlık satış fiyatı. Tam fiyattan istiyorlar, yapacak bir şey yok. 2024'ün Mayıs'ında çıkan, yani bir ay önce çıkan Ghost of Tsushima var efendim. Doğru söyledim sanırım. Biraz Toshiba der gibi oldu ama kendisi yine bir PlayStation Exclusive'di. Şu anda çok ilginçtir. Bilgisayarda en çok satan PlayStation oyunu. Exclusive işte God of War'lar, Spider-Man'ler, Last of Us'lar geldi. Hiçbiri Ghost of Tsushima kadar satmadı. Çok ilginç bir istatistik bu arada. Çok güzel bir oyundur. Fıstık gibi bir samuray hikayesi anlatır size. Eğer ben Uzak Doğu'yu seviyorum, onların hikayelerini yaşamak istiyorum diyorsanız tam olarak bu oyun size göre. Oyunun vuruş hissiyatı muhteşem ve bence oyunun öne çıkan şeylerinden biri budur. Aslında çok kağıt üzerinde bir devrim açmıyor fakat yaptığı işi o kadar güzel yapıyor ki. Yani oyunu oynarken her şeyle tadı damağınızda kalıyor.
O yüzden bu listeyi almak istedim. Evet, listenin en pahalı oyunu ama yapacak da bir şey yok, ekonomimiz malum. Bir listenin daha sonuna geldik. Bazı oyunları dediğim gibi gerçekten spoiler vermeden bir oyunu anlatmak çok zor. Siz şayet bu listede bulunan bir oyunu spoiler vermeden anlatabiliyorsanız yorumlar kısmına anlatın. Daha diğer insanlara da bir örnek olsun, bana da örnek olsun. Bir sonraki serilerde hatamı telafi etmeye çalışayım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizin de bu listede bu oyun nasıl yok dediğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Diğer Top 10 videolarını da izleyebilirsiniz. Farklı konseptlerde işte hayatta kalma, yine aynı şekilde hikayeli oyunlar gibisinden içerikler üretiyorum. Ve lütfen yorumlar kısmına yazmadan önce, şayet bu oyun niye yok demeden önce, ilk videoyu izlemediyseniz sağ üstteki kartlara da koyarım. İlk videoyu mutlaka izleyin. Red Dead Redemption, o gibi onun gibi muhteşem oyunları ben zaten büyük bir kısmını, ilk 10 tanesini listelemiştim ilk videoda. İkinci videoda niye bu yok acaba diye düşünmeden önce izlemenizi tavsiye ederim. Seviyorsanız kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir Top 10, başka bir listeleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.